Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik bir tarifim var arkadaşlar. Alt tabanı mozaik pastadan oluşan pudingli çok pratik bir pasta tarifim var. Gereken malzemeler, ilk önce dediğim gibi alt tabanını hazırlayacağız. Mozaik pasta tabanı yaptım ben. Bunun için gerekli malzemeler, bir paket petit beurre bisküvi, 100 gram kadar bitter çikolata ve 50 gram kadar tereyağı, yarım çay bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı şeker. İlk önce mikrodalgada çikolata ve tereyağımı eriteceğim. Daha sonra üzerinin muhallebilerini hazırlayacağız. Pudinglerini daha doğrusu. Ben 2 paket puding kullanıyorum hazır. Biri çilek, biri muzlu olan. Sadece paketin üzerinde yazılandan 200 milim daha az süt kullandım. Şimdi mikrodalgada çikolata ve tereyağımı eritiyorum. O esnada bisküvilerimi robottan geçireceğim. Çok fazla küçücük olması, un gibi olmasına gerek yok arkadaşlar. Biraz çekin robotla yeterli. Bu arada çikolatam ve tereyağım eridi gördüğünüz gibi. Bisküviler bu şekilde olması yeterli. Şimdi eritmiş olduğum çikolata ve tereyağını güzelce karıştırıyorum, homojen bir kıvam oluncaya kadar. Bu şekilde gördüğünüz gibi birbiriyle hemen karışıyor zaten. Tereyağı sayesinde çikolatamız daha kolay erimiş oldu. Güzelce karıştırdıktan sonra bisküvi karışımının üzerine döküyorum robotun içerisine. Hepsini birlikte karıştıracağız. Hiç elde yoğurmamıza, karıştırmamıza gerek yok arkadaşlar. Çikolatamı ekliyorum bisküvilerin üzerine. Bir yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Tabii ki şeker miktarınızı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı da kakao ekledim. Ve yarım çay bardağı sütüm vardı. Onu ekledim en son ve hep birlikte tekrar robotumla çektim biraz. Yani karışıncaya kadar diyelim yani. Çok fazla da çekmenize gerek yok. Evet, alt tabanımız hazır artık. Gördüğünüz gibi. Aslında klasik mozaik pasta tabanı. Kelepçeli kalıp kullanacağım ben. 24 santim genişliğinde. İlk önce altına yağlı kağıt sereceğim. Bu şekilde. Ve kenarlardan sarkan fazla kısımlarını bir makasla kesiyorum. Kalıbım da hazır. Şimdi mozaik pasta tabanımı güzelce kalıbıma yerleştirebilirim. Baştan kaşıkla yaptım. Daha sonra elimle bastırarak her yerine eşit yaymaya çalıştım. Evet, tabanımız hazır. Pudinglerimin pişiresiye buzdolabına kaldırıyorum. Pudinglerimizi küçücük bir püf noktası var arkadaşlar. Paketin üzerinde yazılandan 200 milim eksik sütle pişirin ki biraz daha koyu katı kıvamlı olsun piştikten sonra. Ben her iki paketi de 500 milim sütle pişirdim. Şeker ilave etmedim. Ocağa koymadan önce şöyle bir karıştırıyorum tel çırpıcıyla ki içerisinde erisin. Böylelikle pişirmeye başlayınca topaklanma riski olmayacak. Ve diğer bir püf noktası ise arkadaşlar, ocakta ikisini aynı anda pişirmelisiniz. Yani birini pişirip diğerini daha sonra pişirirseniz olmaz. Bu pastayı yapamazsınız. Çünkü her iki pudingimizin de sıcaklığı eşit olmalı. Yoksa yani öteki pişesiye birinin kıvamı hafif yoğunlaşmaya başlar. O yüzden akışkanlığını kaybeder. Dediğim gibi ocakta ikisini aynı anda karıştırarak pişirmelisiniz. Çok pratik bir pasta. Son dakika pastası olarak değerlendirebilirsiniz. Ve özellikle çocuklu aileler yani çok pratik. Çocuklarınız ani bir pasta istediğinde hazır almaktansa bu şekilde yapmak daha kolay, daha pratik. Gördüğünüz gibi pudinglerim kaynadı.
Artık ocaktan aldım ve birer küçük sürahilere boşalttım ki bisküvi tabanımın üzerine dökmesi daha kolay olsun. Ben göz kararı biraz muzlu pudingden, biraz çilekli pudingden öyle öyle döktüm ki sonuç olarak ebruli bir görüntü elde edelim. Böyle zebra gibi diyelim, yani daha doğrusu kat kat olacak kestiğimiz zaman. Bu şekilde biraz beyaz, biraz pembe derken tüm pudinglerin vitesine kadar aynı işlemi yapıyorum. Tabii ki bu işlemi vanilyalı ve çikolatalı pudingle de yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Hatta öyle renkler, katmanlar daha da belirgin olur. Benim ikisi de açık renk olduğu için soğuduktan sonra çok net belli olmadı açıkçası. Tüm pudinglerimi bu şekilde bitirdim. Çok hafif sallıyorum ki eşitlensin. Ve buzdolabına kaldırıyorum. En az 3-4 saatliğine, pardon, buzdolabına kaldırmadan önce ilk önce bir kürdanla şekil veriyorum. Tabii bunu yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Görüntüsü daha hoş olması için yaptım ben. Kürdanla dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Evet, şimdi buzdolabına kaldırıyorum. En az 3-4 saatliğine ki pudingimiz güzelce soğuyup kendini çeksin. 4 saatin sonunda pastam artık servis etmeye hazır. Üzerini ben süslemedim çünkü o gün çocuklar aceleyle istemişti benden. Yapmışken de sizlerle videosunu çekip paylaşmak istedim açıkçası. O yüzden süsleme gereği duymamıştım. Ama tabii ki siz hayal gücünüze kalmış, yani dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Şimdi dilimleyip size iç kısmını göstermek istiyorum. Dolapta iyice soğumasını bekleyin yani, yoksa pudinginiz akışkan olur, hiç yani olmaz. O yüzden iyice buzdolabında bekletmelisiniz en az 3-4 saat. Çok hafif, çok lezzetli bir pasta oldu. Alt tabanı mozaik pastadan oluşan, üzeri pudingli. Gördüğünüz gibi benim her ikisi de açık renk olduğu için katmanları çok belirgin olmadı. Siz çikolatalı veya Antep fıstıklı da yapabilirsiniz. Öyle de çok hoş olur. Hem lezzet olarak hem görüntü olarak. Evet, pastamızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.